Dün gece depodan malı kaçıran Celal'in içerideki adamıymış. Nereden biliyorsun? Celal onunla buluştu. Kimmiş peki? Onu sen söyle. Birkaç saat önce ekibinden kim yoktu? Kim eksikti? Kim eksikse içerideki odur. Ha? Mert. Mert yoktu. Devran. Demek sensin içerideki. Bak sen şu işe. Kim bilir nasıl satın aldı çocuğu? Dur. Aslan'la Musa da yoktu. Emin misin? Evet. Başka? Başka yok. Üçünden biri o zaman. Bütün polislerinin balistik kaydı var mı sende? Var. Güzel. Al o zaman. Balistiği verirsin. Üstüme yağdırdığı kurşunlar. Eğer işlerinden birine ait çıkarsa içeridekini bulduk demektir. Bu gece alırız sonuçları. Artık kansız kimse anlarız. Balı kaçırmış, Celal'e vermiş, teslim etmiş. Mal uçtu, uçtu, tren kaçtı. Bitiremedik hala şu Celal'in işini. İçerideki yüzünden. Yoksa tarih olmuştu. Dün gece deponun önünde seni gördü ya. Dondu kaldı değil mi? Sen ne diyorsun müdürüm? 3,5 attı poşta, 3,5. Kaçırdık ama elimizden. Vazgeçmek yoksa, vazgeçmek yok. Taş oynadı bir kere yerinden. Gerisi artık gelir. Gerisi gelir de ben daha bu Celal'i ne kadar tahammül ederim onu kestiremiyorum müdürüm. 3 yaşındaki çocuğu kaçırdı ya. Bebek kaçırdı, bebek. Annemi mahvetti. Beni mahvetti. Ailemi mahvetti. Senin de hayatını mahvetti. Ya söylesene müdürüm, biz daha bu Celal'i ne kadar tahammül edeceğiz? Bak aslanım. Ya o ya biz. Bu yol dönüşsüz, ikimiz de biliyoruz. Bak bazen diyorum ki, gideyim böyle tutayım o Celal'i. Çökeyim böyle onun gırtlağına, onu böyle var ya onu... Tamam sen, tamam sen. Çok yoruldum. Git dinlen biraz. Azıcık kendine gel. Ne yaparsın bilmiyorum ama dağıt kafanı ya. Bu kafayı mı dağıtayım müdürüm? Bu kafayı mı? Bu kafayı gidip böyle duvara vursam bu kafa dağılmaz. Tamam Sarp, hadi git. Yürü hadi. Hadi.